Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan çalışmalarda şu anda 144 konutta temel kazıları hemen hemen bitti ve 4 blok 2 tanesi kaba inşaatı tamamlandığı gibi diğerleri de devam ediyor. Gerçekten devletin biz burada gücünü ve hızını görüyoruz ve devletimizle gurur duyuyoruz. Merkezde de şu anda en büyük sıkıntımız olan esnaflarımızın iş yerleri ve konutlarının yapımına şu anda arkamızda gördüğünüz gibi inşaat devam etmekte. İnşallah Mayıs ayı içerisinde konutlar, Haziran ayı içerisinde de merkezde gördüğümüz çalışmalar tamamlanacak diye düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Şu anda temel kazıları merkezde devam ediyor. Tabii bir taraftan da projelerde bazen revizeler oluyor. Örneğin önceden katı yakıtlı düşünülürken sonradan Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle beraber doğalgazlı projeye dönüldü. Burada da projede de çeşitli düzenlemeler yapılıyor. En modern iş yerleri, en modern konutlar yapılmasıyla ilgili projeler revize ediliyor. Ben bir kez daha ilgililere, yetkililere teşekkür ediyorum. Çarşı merkezinde 82 iş yeri, 72 konut, diğer birinci rezerv alanda da 144 konut olacak. Çarşıda yer teslimi yapıldı. Müteahhit firma hızlıca bir yaklaşık 20 gün önce başladı. Sadece burada projede revizeler olduğu için müteahhit de diğer temel düzenlemelerini yapıyor şu anda. Dereli birinci konusu güvenlikli bir ilçe olmuş olacak. Daha güvenli insanlar konutlarında, iş yerlerinde yaşayacaklar. İkincisi Dereli Giresun'un turizm ve Türkiye'nin Karadeniz'in turizm cennetiydi. Ama tabii ilçe merkezi bunun gerisinde kalmıştı. Şimdi Kümbet'e, Kulakkaya, Bektaş'a, diğer bölgelere giden insanlar ilçemizden geçiyordu. Şimdi turizm Giresun merkezde başlayacak. Dereli'de mola yeri, ondan sonra diğer yerlerde ve diğer bölgelerimizde son bulacak diye, son durak olarak devam edecek. Dediğim gibi bir ilçe merkezinde de turizm alanları oluşturuluyor. Artı insanlara şu anda iş yeri bulma ve konutla rahat barınma, yaşama anlamında da sıkıntıları vardı. Hem bu konutların yenilenmesi hem de doğalgaza geçişle beraber ilçe artık buradan yaşlarını da göç etmek zorunda olmadığı, gurbete çocuğun çoluğun yanına gitmek zorunda olmadığı bir ilçe haline gelecek. Herkes inşallah daha mutlu olacak diye düşünüyoruz.